Evet, şu an Lisinya'dayız. Burdur'umuzun, Türkiye'mizin gururu Öztürk Sarıca, veteriner hekim kendisi. Türkiye'yi dünyada temsil etmiş bir insan. Kendisiyle bir 10 seneyi aşkın tanışıklığımız var. Öztürk abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, çalışmalar devam. Şimdi artık bütün dünya tanıdı. Yani tabii ki biz projelerimizle mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz. Dünyanın her tarafına, Türkiye'nin her tarafına. Tabii ki proje anlamında da bir tanınmışlık artık her geçen gün artıyor. Peki çok sormuşlardı belki ama ben hani meraktan soruyorum. Şimdi proje başlayalı 20 yılı oldu galiba. Evet. 2005'te başlamıştık. 16 yılındayız proje. Peki ilk başladınız. Burada küçücük bir arazi. İşte Burdur Gölü'nü kurtarma projesi, antikanser projesi. Bugünleri hayal edebiliyor muydunuz? Çünkü ben yani sizi ilk tanıdığım gündeki o ilk heyecanınız hala devam ediyor. Şu an keki kaynattığını söylediniz, bir arıza var falan dediniz. Ve şu an Burdur'a, Antalya'ya giden bütün turistler, yerli yabancı buraya uğruyorlar. Artık bir Sakalosos gibi, bizim Kibirya gibi bir devlet büyüklerimiz de geldi buraya. Cumhurbaşkanımızın eşi geldi, bakanlarımız geldi. Artık ve Tayland'dı değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Tayvan'dı. Bugünleri hayal edebiliyor muydunuz? Ya tabii ki hayallerinizin büyüklüğü ölçüsünde bir şeylere ulaşırsınız. Hayal etmeden hiçbir şeye ulaşılmaz. Yani hayalleriniz ne kadar uçsuz bucaksızsa, hedefleriniz ne kadar büyükse, o kadar büyük şeyler yapmaya çalışırsınız. Tabii ki buradaki amacımız, hayalleri uçsuz bucaksız tutmaktaki amacımız, mümkün olsun olduğunca çok fazla insana ulaşmak, çok daha fazla şeyi dünyada değiştirebilmek, insanların kafasında değiştirebilmek. Yani aslında şöyle de bir hayalimiz var, dünya başkanı olmak gibi. Aslında olmasını beklediğimiz bir hayal değil bu. Ama şu var, bir şeyleri değiştirmek için tabii ki çok daha fazla düşünmeniz gerekiyor, çok daha ileri düşünmeniz gerekiyor. Ama şu var, geldiğimiz noktada, pek çok noktada bizim 15 yıl önce ortaya koyduğumuz, 16 yıl önce koyduğumuz kuramları şu anda dünya konuşur durumda. Küresel ısınmayı konuşuyorlar, suları konuşuyorlar, kanseri konuşuyorlar, GDO'yu konuşuyorlar, susuz tarımı konuşuyorlar. Tabii ki bizim şu an gelmek istediğimiz noktalardan bir tanesi bu zaten. İnsanların bunların farkına varması. O yüzden farkındalık projeleri yarattık. Bunları yapmaya çalıştık. Bir nebze de bazı noktalarda başarıya ulaştığımızı zannediyorum ama Göller Yöresi'nde hala suyla ilgili bir problem var. Hala daha insanlar susuz tarıma geçebilmiş değil. Peki şey soracağım. Geçen biliyorsunuz eski tarım Su İşleri Bakanımız geldi. Çevre Şehircilik Bakanımız geldi. Yani Burdur göl yoksa Burdur yok projesi ve sizin burada yapmış olduğunuz bu susuz tarımla ilgili. Yani gölü kurtarma şansımız var mı? Devlet büyüklerimiz de geldi. Geçen siz de katıldınız o çalıştaylara. Ya aslında şu var. Gölü kurtarma diye bir olay yok. Ancak gölün ömrünü uzatma gibi bir projemiz var. Yani tüm herkesin de bunu bilmesi lazım. Burdur Gölü'nün eski halini getirebilme şansınız yok. Sadece şu var, önümüzdeki 25 yıl içinde sularının biteceğini biz tahmin ediyoruz. Bunu 25 yılda değil de 35'li yıllara, 40'lı yıllara, 80'li, 100'lü yıllara çıkartabilirsek bizler için ne mutlu. Ancak biz gölün ömrünü uzatabiliriz bu saatten sonra. Ama tabii ki bunun için önce bir tarım politikasının değiştirilmesi gerekiyor. Hala susuz yetişen bitkiler yeterince destek göremiyor Göller Yöresi'nde. Yani en başta tarım politikalarının değişmesi lazım. Bitki deseninin mutlaka değişmesi lazım. Yani 15-16 yıldan beri söylüyoruz da hala bu konuda bir gelişme yok. Bu konuda bir değişiklik yok. Yani bu modellemenin, tarım modellemesinin bir an evvel Göller Yöresi'nde değiştirilmesi lazım. O zaman Burdur Gölü aslında bunun bir yansıması. Eğer Burdur Gölü hızlı bir şekilde çekiliyorsa tarım politikalarınızda bir problem var demektir. Yani bunun bir an evvel gündeme getirilip değiştirilmesi lazım. Burada susuz yetişen bitkilerin yetiştiriciler bazında desteklenmesi gerekiyor ki yeraltı suları en azından gelecek nesillere kalabilsin. Bence yetkililer ulaşıldı Öztürk abi ya. Yani bakanların gelmesi, Cumhurbaşkanı'nın eşinin gelmesi, yani Burdur'la ilgili gerçekten ben bir Şehircilik Bakanımızın dinlemiştim. Ben Salda'yı falan bilmem demişti. Vali geldi. Bende gölümüz var dedi. Şu an oraya yapılan yatırımlar işte yani insan eliyle de işte burayı besleyen derelerin kapatılması, devlet projeleri onlar da tabii etkili. Yığışların azalmış olması da. Şeyi sorayım son olarak. Şimdi dünya başkanı olacağım bir hayalim var dediniz. O ne demek yani, çevreyle ilgili mi? Aslında o tabii ki çevreyle alakalı. Yani dünyadaki bir takım çevreye ilişkin, insanla ilişkin pek çok şeyi değiştirmek aslında elinizde bir ya sihirli değnek olması lazım. Çünkü tüm dünyada öyle ağır bir kapitalizm seyrediyor ki
Yani tabii ki bu doğanın yok oluşuna, insanların geleceğinin yok oluşuna doğru gidiyor. Aslında bunun deyimi, yani dünya başkanı olsam ben şunları değiştirimden geçiyor. Yani aslında değişmesini istediğimiz şeyler doğayla insanın bir arada ve birbirini yıpratmadan yaşaması ve gelecek nesillere temiz bir hayatın bırakılması. Aslında bu anlamda bir istek bu. Yoksa dünya başkanı olup da bir şeyleri efendime söyleyeyim yöneteyim anlamında değil. Tabii ki doğanın bir an evvel sahip çıkılması, insanların sağlığının sahip çıkılması, geçmiş nesillerden, Orta Asya'dan, Anadolu'dan, her kültürden gelen bu toplumun dünyaya pek çok konuda ön ayak olması için bir takım şeylerinin değiştirmesi taraftarıyım. Yani bu projeler niye yurt dışından çıksın ki, ülkemizden çıkıp tüm dünyaya dağılsın? Aslında bir anlamda bu bilinçle şu an projeleri yürütüyoruz. Yolunuz açık olsun diyoruz. Sonuna kadar destekçiniziz. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah size güç kuvvet versin. Projenizi ilgili takip ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.